Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aksaray'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra Aksaray'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik Tezcan hazır bulundu. Vali Pekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özlü, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzalamasının ardından Vali Pekmez'in makamına geçen Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ziyaret sırasında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Vali Aykut Pekmez, Bakan Özlü'ye Aksaray'da yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Bakan Faruk Özlü'ye kısa bir sunum yaptı. Aksaray Belediyesi olarak hizmet ve hayata geçen projelerini anlattı. Aksaray'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar adı altında İl Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar istişare toplantıları kapsamında İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet amirleri ve polis memurlarıyla bir araya gelerek istişarede bulundu. Aksaray Belediyesi tarafından 6.sı düzenlenen yerel buluşmalar programında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı'yla bir araya geldi. Başkan Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri, polis memurları ve FOMEM öğrencilerinin katıldığı toplantıda Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı, Aksaray Belediyesi olarak proje ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Türk Polisimizin tabii 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 10 Nisan'da programlar yapılıyor. Bizler de bu vesileyle sizlerle beraber olmak, bu güzel haftayı birlikte geçirmek maksadıyla böyle bir çalışma düzenledik. Tekrar bu çalışmaya geldiniz. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii emniyetimizle, polis okulumuzla ve siz emniyet mensuplarımızla bizler zaten birçok programda hep beraberiz, birlikteyiz. Beraber birlikte birçok programlar gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlardan hiç unutulmadığı, hiç unutamadığım anılar da oluyor. Beraber acı tatlı günler yaşadığımız zamanlar da oluyor. İşte ilk başta hatırladığım 15 Temmuz'da yaşadığımız süreç, Allah memleketimize bir daha böyle bir süreç yaşatmasın. Böyle bir şeyle karşılaşmayalım inşallah. O süreç içerisinde sizlerin cansız belanı çalışmanız, mesai mevkumu olmadan, gecenizi gündüzünüze katarak yapmış olduğunuz fedakarca çalışmanız bizler için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Ve bizler sizlerin sayesinde, önce Rabbim sonra sizlerin sayesinde bizler burada Aksaray'ımıza rahat bir nefes aldık ve rahat çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada tabii vefat eden, yaralanan, öncelikle yaralanan gazilerimize Allah'tan şifa, şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Başkan Yazgı, kahraman polisimiz 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerek yurt içerisinde gerekse sınır ötesinde hainlerle her yerde mücadele ediyor ifadelerini kullanarak Aksaray'da emniyet teşkilatıyla birlikte Türk milletinin bekası için omuz omuza çalıştıklarını ve tüm şehirlerde kamu düzenini sağlamak için çalışan polisler sayesinde Türkiye'nin her geçen gün daha fazla huzura kavuştuğunu dile getirdi. İstişare bilgilendirme toplantısının ardından Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, polis adayı öğrenciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nun da sahne aldığı toplantıda sesi güzel FOMEM öğrencileri türküler seslendirdi, halay çekti, hareketli türküler eşliğinde eğlendi.
Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray Belediye Başkanı, Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, Yönetim Kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altunda ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Gündemdeki konuları görüşen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, yatırımcıların taleplerini değerlendirirken bölgenin sorun ve ihtiyaçlarıyla yapılacak yatırım planlamalarını istişare etti. Toplantı sonunda kurul üyeliği sona eren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ahmet Koçaş bir veda konuşması yaparak teşekkür etti. Evet, dün gibi ama yaklaşık 5 yıldır Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptım. Yine Organize Sanayi Bölgemizde de yönetim Sayın Valimizin başkanlığında yönetim kurulu üyeliği görevimizi sürdürdük. Dün gibi Organize Sanayi Bölgesi'ne geldiğimizde hakikaten baktığımızda kapısı olmayan, ciddi anlamda yollarında ile ilgili sıkıntılar var ama çok şükürler olsun, güzel bir ekibin, güzel bir yönetimin sayesinde bugün Türkiye'nin en büyük 12. organize sanayi bölgesi konumuna getirdik organize sanayi bölgemizi. Birisa gibi 2013'ün en büyük yabancı yatırım ortaklığını Aksaray'ımıza kazandırdık. Tabii bunları yaparken hep belediye başkanımızla 4 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk gün beraber bir araya geldiğimizde birlik beraberlik mesajı vermiştik. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, Özel İdare Genel Sekreterimizin burada vermiş olduğumuz katkılar doğrultusunda hep birlik beraberlik içerisinde çok iyi yerlere organize sanayi bölgemizi getirdik. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. İnşallah önümüzdeki süreçte artık bu saatten sonra yine buradaki yönetim bir an önce hızlı bir şekilde yeni açacağımız organize sanayi bölgesi var. Hızlı bir şekilde orası da açıldıktan sonra hakikaten Aksaray'da, Türkiye'mizde adından söz ettirebilen organize sanayi bölgemiz olacak. 5 yıldır bir süreç içerisinde elimizden geldiği kadar organize sanayi bölgesindeki bütün üyelerimizle, bütün buradaki fabrika sahipleriyle çok sıcak ilişkilerimiz oldu. Onların dertlerini kendi dertlerimiz gibi üstlendik. Buradaki de yönetim de elinden geldiği kadar imkanlar doğrultusunda hep çözüm üretmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar yatırım yapacak yatırımcılara en hassas noktalara kadar düşündük. Amacımız, gayemiz, Aksaray'ımızı, başkanımın her zaman söylemiş olduğu bir söz var. Daha nasıl güzel yaşanılabilir bir marka şehir hayali vardı. Hatta bizim de bir sloganımız vardı. Biz bu şehri çok seviyoruz diye. Onu kendisinden çalmıştık. Hakikaten ben bu şehri çok seviyorum. Tabii ki görevler geçici. Onun için bizden sonraki arkadaşlarımız da ben umut ediyorum ki daha iyi yerlere Aksaray'ımızın gelişmesi için elinden geleni yapacaklardır. Bir yer bıraktık. Gururluyuz, mutluyuz. Ayrılıklar tabii ki üzünlü oluyor. Bugün de Sayın Valim ve Belediye Başkanım yönetim olarak bizleri buraya davet ettiler, geldim. Kendilerine huzurlarınızda haklarını helal etmelerini istiyorum. Burada çalışan personellerimize de hakikaten çok güzel günler geçtik. Bundan sonra da bize ne zaman ihtiyaç duyulursa her zaman seve seve elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için de mücadele edeceğiz. Ben değerli Organize Yönetim Kurulu başta Sayın Valimizin önderliğinde yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanımıza, genel sekreterimize, organize müdürlüğümüze ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Koçaş'a teşekkür plaketi takdim ettiler. Kısa birer açıklama yapan Vali Pekmez ve Belediye Başkanı Yazgı, yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşan Koçaş'a teşekkür etti. Vedada ise duygusal anlar yaşandı. O sebep yönetim kurulunda Ticaret Odası Başkanı olarak beraber çalıştık. Ki bizden önceki dönemde de toplamda 5 yıl hizmet ettim. Biz hem bizim bulunduğumuz dönem içerisinde hem de daha önceki dönemlerdeki çalışmalarından dolayı hem Ticaret Odası Başkanı olarak hem OSEB Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptığım çalışmalardan Aksaray'a hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim 1,5 yıl boyunca uyumlu bir çalışma gösterdik diğer arkadaşlarımızla beraber. Elbette görevler belli dönemlere ait ama önemli olan yaptığınız görev içerisinde de onu layıkıyla yapabilmek. Bu hizmetlerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda da, iş hayatınızda da size başarılar
sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle beraber uzun bir ömür diliyoruz. Belediye başkanı olduğum 4 yıl oldu. 4 yıl içerisinde burada organizede yapmış olduğumuz birçok toplantıda beraber ortaklaşa kararlar aldık. Güzel projeler gerçekleştirdik. Organizemiz ilk başladığımızdan şimdiye çok büyük gelişimler gösterdi. Burada sizin emeğiniz, Sayın Valimizin, Genel Sekreterimizin, bizlerin ortaklaşa, uyumlu çalışmamızın neticesi oldu. Tabii bunun yanında biliyorsunuz küçük sanayi sitemizin çalışılması, o projenin gerçekleştirilmesi, esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde hep yanımızda oldunuz. Beraber güzel projelere imza attık. Ben bu süreç içerisinde gerçekten sizlerle çalışmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Kardeşane, dostane bir şekilde Aksaray'ımızı daha iyi nereye getirebiliriz? Marka bir şehir nasıl yaparız? Hep bunun derdinde olduk. İlk fuarları sizlerle beraber başladı. Ve ticaret odası da gerçekten de sizin başkanlığınız döneminde ciddi anlamda atılımlar gerçekleştirdi. Güzel çalışmalara hep ev sahipliği yaptı. Bu nedenle de Aksaray'ımıza büyük bir katma değer sağladı. İşte Bilisa'dan tutun da Aksaray'ımıza yapılan birçok fabrikanın gelişini de yine sizlerin, Sayın Valimizin ve buradaki ekibimizin değerli katkıları vardır. Ben bu süreç içerisinde çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aksaray'a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Allah razı olsun diyorum. Ama ben bu veda diye görmüyorum. Veda olmaz bizim işlerde. Kardeşliğimiz, dostluğumuz ve sizin Aksaray'a katacağınız daha birçok şey var. Dolayısıyla tekrar tekrar başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli çocuğa tekerlekli sandalye, kardeşine bisiklet hediye ederek çocukları sevindirdi. Çocuklar Aksaray Belediyesi tarafından temin edilen tekerlekli sandalye ve bisiklet sevinci yaşıyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri engelli çocuk ve vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Paşacık Mahallesi'nde bedensel ve zihinsel engelli çocuğu olan bir aileyi evinde ziyaret ederek engelli çocuğu tekerlekli sandalye ile mutlu etti. Evin diğer çocuğuna ise bisiklet hediye edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen anne baba çocuklarının yaşadığı sevinç karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve ekibine teşekkür etti. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada bünyemizde Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında özellikle engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletimizin ve belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak onların hayat standardını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Yine engelli çocuğu olan bir ailemizi ziyaret ederek sosyal belediyecilik kapsamında devletimizin ve belediyemizin şefkat ve sıcaklığını ailemize hissettirmeye ve yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Yardımlarımızı ulaştırdığımız her vatandaşımızın mutluluğu çalışma azmimizi daha da yükseltiyor ifadelerine yer verildi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları üyeleri Afrin'de görev yapmakta olan Mehmetçikler için kermes düzenledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise kermes çadırını ziyaret ederek destek oldu. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan Mehmetçi'ye destek amacıyla kermes düzenledi. 8 Nisan Pazar günü düzenlenen ve Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası yanında kurulan kermese halkın ilgisi yoğun oldu. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Kadın Kolları üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Mehmetçi'ye destek kermesine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da destek verdi. Kermes çadırını ziyaret eden Başkan Yazgı, vatandaşlarımız her zaman övgüyü hak ediyor. Burada hanım kardeşlerimiz de ellerinden geldiği şekilde kahraman Mehmetçiğimize destek olmak için bir kermes düzenledi. Bizlere düşen görev de onlara destek olmaktır diyerek tüm hanımlara teşekkür etti. Biz her zaman ordumuzun yanındayız mesajını veren AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, kadın kolları olarak başta il teşkilatımızın desteğiyle hep beraber Afrin'de büyük mücadele veren Mehmetçiğimize destek oluyoruz. Kermesten elde ettiğimiz gelirin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlayacağız. Allah herkesten razı olsun dedi. Aksaray Belediyesi'nin yapmış olduğu belediye tiyatro binasının restore çalışmaları devam ediyor.
Aksaray Belediyesi kent merkezinde bulunan başlıca mimari eserleri koruyarak ve onararak gündelik değerlerle kent yaşamının gereksinimleri doğrultusunda çağdaş teknoloji ve malzemelerle yeniden yorumlayarak hayata kazandırıyor. Bu çalışmalar kapsamında yıllardır tarihi dokusuyla kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yenileme çalışmaları başladı. Aksaray Belediyesi Kentsel Gelişme Yenileme Projesi'nde kent merkezini canlandırmak ve kentin bütünüyle fiziksel, sosyal, ekonomik, yaşamsal ilişkilerini güçlendirmek üzere belediye tiyatro salonu binasını yeniden tasarlıyor. Var olan kentsel dokuya saygılı, özenli ve nitelikli kent mekanları yaratmak ilkesiyle restorasyon çalışmaları kapsamında ihalesi yapılan Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu binasının çatısı söküldü, çevre düzenleme çalışmaları başladı. Tiyatro, sergi, konferans ve seminer gibi faaliyetler için çok amaçlı olarak kullanılan salondaki koltuklar, halı, perde, sahne, akustik tavan, duvar boyaları ve elektrik tesisatları yenilenecek. Fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla idari bölüm ve sahne arkasında fuaye ve sergi salonunda düzenleme yapılacak. Bahçe düzenlemesiyle birlikte açılacak kafeterya ile Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu yeniden hayat bulacak. Aksaray Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Piri Mehmet Paşa alt geçitte yayaların güvenliğini sağlamak için koruyucu tertibatlar yerleştiriyor. Aksaray Belediyesi trafik kanunu uyarınca Piri Mehmet Paşa alt geçidinde can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliği açısından taşıt yolunda yayaların güvenli geçişini sağlamak üzere koruyucu tertibat çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafik işaretleriyle belirlenen yaya geçit alanları dışında alt geçit bölgesinde trafik akışını sağlamak amacıyla koruyucu önlemler alıyor. Transit trafik akışının sağlandığı Piri Mehmet Paşa alt geçitinde belirli yerler ve şartlar dışında giriş çıkış ve yaya geçitlerinde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan koruyucu tertibat çalışmalarıyla birlikte o bölgeyi kullanan vatandaşlar trafik işaretleriyle belirlenen yaya geçitlerini kullanacaklar. Koruyucu tertibatlar köprülü kavşak boyunca Kergi Caddesi'nden başlayıp Migros ve Efor önünden 1310 nolu sokağa kadar devam edecek. Aksaray Belediyesi Kültür Gezileri Programı kapsamında öğrencileri Aksaray'ın tarihi yerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında yüzlerce ortaokul öğrencisine Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek bilgi veriyor. Aksaray Kültür Gezileri Programı öğrencilerin ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyor. Her şey olduğu gibi günümüze gelmiştir. Aksaray Belediyesi'nin en büyük kültürel hamlelerinden bir tanesi olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında kültür gezisinin yanı sıra eğitim faaliyetleri kapsamında farklı birçok uygulamaya da imza atılıyor. Gezi programına katılan 120 öğrenci rehber eşliğinde Aksaray'da sırasıyla Somuncu Baba Külliyesi, Aksaray Müzesi, Azmi Milli Müzesi ve Zincirliye Medresesi'ni gezdiler. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.